Öncelikle herkese merhabalar. Bugün yine bir Tinkercad devam dersi ile birlikteyiz. Bir önceki dersimizde Tinkercad'e nasıl üye oluruz? Bunu sizlere kısaca anlatmaya çalışmıştım. Artık bugün Tinkercad'e girmeye başlayacağız. Sanırım en son derste burada kalmıştık. Tekrar üyelik yapıp üyeliğimizi tamamlayıp ve Tinkercad'e giriş yaptıktan sonraki alandan devam edelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz alan sizin Tinkercad'deki profiliniz ya da galeriniz, öyle düşünebilirsiniz. Tinkercad yapı olarak 3 boyutlu tasarım yapmaya, kod bloklarıyla basit de olsa kodlama yapmaya veya circuit dediğimiz Arduino gibi robotik malzemelerle beraber çalışmaya yarayan yapıları içinde barındırıyor. Biz bu işin şimdilik 3 boyutlu tasarım kısmına bakacağız. Galeride öncelikle şu üst kısımda gördüğünüz, sağ üstte gördüğünüz bölümden başlayalım. Galeri bölümüne girdiğinizde arkadaşlar, sizin gibi Tinkercad'e üye olmuş ve yaptığı çalışmaları galeride paylaşmış arkadaşlarımızın, dünya üzerindeki diğer tasarımcıların tasarımlarını görebiliyorsunuz. Şu an bunlar Tinkercad ekibinin favori olarak belirlediği tasarımlar. Bunları gezebilirsiniz. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Tıkladığınız zaman çalışmanın yanında yine resim olarak bir versiyonu açılıyor. Eğer isterseniz kopyala ve Tinker'la diyerek bunu kendiniz 3 boyutlu tasarım ekranında açabilir, üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Nasıl modellediğini, neyleri kullandığını daha yakından görme şansına erişebilirsiniz. Ayrıca bu Tinkercad ortamı bir sosyal medya gibi de düşünebilirsiniz. Yapılan çalışmaların altına yorum yazabilirsiniz, diğer yorumları görebilirsiniz. Ayrıca çalışmalara bu beğenme ikonu bırakabilirsiniz. Galeride gezerken ileride kendi yaptığınız çalışmaları da burada paylaştığınızda kendi çalışmalarınıza da yorum yapıldığını görebilirsiniz. Galeri kısmı bu şekilde. Tekrar dönüyorum arkadaşlar. Blok kısmına girdiğimizde ise burası zaten ayrı bir derya deniz. Burada 3 boyutlu tasarım hakkında birçok makale okuyabilirsiniz. Translate'ten çeviri yapıp Türkçe olarak da görebilirsiniz. Veya 3 boyutlu baskılarla alakalı bilgi alabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Blog bölümü de arkadaşlar ileriki aşamalarda incelemenizi tavsiye ettiğim bölümler arasında. Öğren bölümünde Tinkercad size yeni giriş yaptığınız için belli başlı temel dersleri aşama aşama sizin tamamlamanızı sağlayacak şekilde veriyor. Başlatıcılar, dersler ve projeler isminde 3 bölümümüz var. Burada derslerin tamamını yavaş yavaş kademe kademe geçebilirsiniz. Yalnız bunlar çok temel dersler. Yani bir nesneyi sağdan soldan üstten bakmaktan tutun da taşımaya çoğaltmaya kadar gidiyor. Biz zaten bunları hızlı hızlı bir şekilde göstererek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Burada mühim olan kısım arkadaşlar geçmiş tasarımların bölümü. Şu an burada herhangi bir tasarımımız yok. Yeni tasarım oluştur diyerek yeni bir tasarım oluşturabiliyoruz. Şu an biz de yeni tasarım oluştur diyerek Tinkercad tasarım ekranına bir göz atalım. Evet, şu an Tinkercad tasarım ekranımız çalıştı. Burada benim kendi öğrencilerime de anlatırken sürekli başlangıçta yapmalarını istediğim iki temel işleri vardır. Birincisi şurada arkadaşlar, Tinkercad her açtığınız çalışmaya rastgele bir isim atıyor. Buraya sizden ricam, kendi yaptığınız çalışmalara yönelik isimler atarsanız galerinizde dosyaları bulurken daha rahat ilerleyebilirsiniz. Yoksa karman çorman bir sürü dosya oluyor ve içinden çıkılmaz bir hal alıyor. İkincisi de arkadaşlar, cetvel kullanımı. Cetvel kullanımının niye bu kadar önemli olduğunu az sonra size göstereceğim. Tinkercad'de şöyle temelce ekran görünümünden bir gidelim. Arkadaşlar, sağ tarafta gördüğünüz gibi temel şekiller başlığı altında geometrik şekillerimiz var. Bu şekilleri tek tek tıklama bırakma yöntemiyle sahnemize ekleyebiliyoruz. Şimdi yavaş yavaş Tinkercad çalışma ekranımızı tanıyalım. Öncelikle arkadaşlar, çalışma düzlemi şeklinde gördüğünüz burada bir ızgaramız var. Bu ızgaranın yapısını ben hep öğrencilere anlatırken 3 boyutlu yazıcının baskı alanı gibi düşünmelerini istiyorum. Aslında 3 boyutlu tasarım ekranımız sonsuz bir evren gibi düşünün. Fakat çalışmalarımızı genelde ızgara üzerinde yapıyoruz ki
Eğer 3 boyutlu baskı alacaksak en azından çalışmanın ne kadar yer kapladığını tahmin etme açısından bize yardımcı olabiliyor. Izgara üzerinde belli temel hareketlerimiz var. Bunları fareyle veya klavye kısa yollarıyla yapıyoruz. Farenin sağ tuşuna parmağıma basıp kaldırmıyorum. Fareyi sağa sola oynattığım zaman sağdan, soldan, alttan, üstten nesnelerimi ya da sahnemi görebiliyorum. Farenin tekerleğini ileri geri ittirerek zoom in ve zoom out dediğimiz yaklaşma ve uzaklaşma hareketlerini yapabiliyorum. Farenin tekerleğine döndürme değil tıklama işlemi yaparak tıkladıktan sonra parmağımı kaldırmıyorum. Fareyi sağa sola oynatarak kaydırma işlemi gerçekleştirebiliyorum. Bir de farenin sol tuşunun görevi var. O da seçme ve taşıma işlevi yapıyor arkadaşlar. Galerinizde bulunan nesneye tıkladıktan sonra getirip ekranın üzerinde bir yere sol tuşa bir kere bastığınız zaman nesneyi ekrana eklemiş oluyorsunuz. Ekranın sol tarafında gördüğünüz gibi bir araç çubuğunuz var. Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Ana ekran görünümü çalışmaya başladığınız halini alıyor. Tümünü görünüme sığdır. Bir sürü nesne eklediniz, güzel bir ürün ortaya çıkardınız fakat ekranınıza sığmıyor. Tümünü ekrana sığdıra bastıktan sonra çalışmanızın tamamı ekrana sığacak şekilde program kendini ayarlıyor. Yakınlaştır, uzaklaştır arkadaşlar. Az önce farenin tekerleğiyle yaptığımız yakınlaşma ve uzaklaşma hareketini isterseniz butonlardan da yapabilirsiniz. Ortografik ve perspektif görünüme geçiyor arkadaşlar. Bunu şimdilik biz perspektif görünümde kullanacağız. Ortografik görünümün ne anlama geldiğini ve ne amaçla kullandığımızı daha sonraki derslerde anlatacağım. Sol üst kısımda ise arkadaşlar ekrana hangi yönden baktığımızı gösteren bir kutumuz var. Burada işte sağdan, üstten, köşeden bakabiliyoruz. Ama tabii dediğim gibi burada size en çok yardımcı olacak şey farenin sağ tuşuyla yaptığınız döndürme işlemi. Çünkü bu sizin nesneye hangi açıdan bakmak isterseniz o açıdan gösterebilecek bir tuş. Ekranın üst tarafında arkadaşlar kopyala, yapıştır, duplicate and repeat yani çoğalt ve tekrarla, sil, ipucu, gruplandır, grubu çöz, hizala ve ayna kısa yollarımız var. Sağ tarafta ise arkadaşlar temel şekiller başlığı altında birçok temel şeklimiz. Eğer bunlar yetmez derseniz metin ve sayılar kısmı altında harfler ve rakamlar, karakterler başlığı altında karakter tasarlarken işinizin kolay olmasını sağlayacak karakterlere özgü elemanlar, bağlayıcılar kısmı altında birbiriyle girişik nesneler yapmak isterseniz Tinkercad bunu sizin yerinize hazır olarak uygulamış. Buradaki elemanları kullanabilirsiniz. OMSI Hangout Space'de ev içinde kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar. Tümü kısmında ise sayfalarca hazır materyaller var. Bakalım en son sayfa kaça kadar gidiyor? 17 sayfa hazır nesneniz var arkadaşlar. Burada her amaca uygun şekil ve nesne bulmanız mümkün. Gördüğünüz gibi her sayfada birçok işe yarayacak çeşit çeşit nesnemiz var. Biz şimdilik temel şekiller bölümünden ilerleyelim. Arkadaşlar videom çok fazla uzun olduğu için bu bölümde kesmeyi tercih ettim. Videonun devamına bir sonraki dersten devam edebilirsiniz. İyi seyirler dilerim. İyi günler.